اول من هجر ازو حميان بذلو جان سلاو دكن ومن خيرات سرسرا سرشاوات Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Özellikle bu tartışmayı zeminini veren kültür günlerini düzenleyen arkadaşları tebrik ediyorum. Ayrıca bu sohbet toplantısında bugün aramızda bulunan herkese de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii sayın avukatımın da başta söylediği gibi hani Kürt sorunu çerçevesinde konuşuyoruz. Tabii bunun tarihsel bir boyutu var. Şöyle bir tespit yaparsak doğrudur. Bugün yaşananlarla tarihte gerçekleşen olaylar arasında diyalektik bir ilişki vardır. Tarihte yaşanan her olayın izleri bugün mutlaka görürüz. Veya bugün yaşadığımız her şeyin mutlaka tarihte kökleri var. Bu nedenle Kürt sorunu gibi bugün Orta Doğu'nun çok önemli bir sorunu olarak cereyan eden sorunun tarihi boyutlarını da görmemiz gerekiyor. Önce bu sorun nasıl ortaya çıktı? Tabii bu çok derinlikli bir konu. Takdir edersiniz ki bunu yarım saatte anlatmak tümüyle detaya inmek mümkün değil. Ancak çok genellemeler yaparak deyim yerindeyse son yüzyılların genel bir fotoğrafını çekerek bugünlere nasıl geldiğimizi özetlemek istiyorum. Şimdi tarihte Türk-Kürt ilişkilerine baktığımızda Türkiye'de de bu çok söylenen bir sözdür. İşte bin yıllık kardeşlikte, bin yıllık beraberlikten söz edilir. Yani 1071'de Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'ın Anadolu'ya ilk girişinden başlayarak o zaman bugünkü Diyarbakır'ın bir ilçesi olan Meyafarkin'in başkentinde başkent olan Mervani Kürt Beyliği ile ittifakı ve ondan sonra birlikte Bizans'ı yenmeleriyle başlayan bir bin yıllık süreçtir. Şimdi bu bin yıllık bu sürecin ilk aşamaları dostluk içinde geçer. Yani her iki halk da o zaman her iki milliyette birbirlerine karşı, haklarına karşı saygılıdırlar. Kürdistan'ın bir kısmında o zaman göç eden Anadolu'ya giren Türk aşiretleri de yerleşir. Ama dikkat edin, Anadolu Selçuklu Devleti'nin kuruluşu 1080'dir. Yani 1071'de Anadolu'ya ilk girişi düşünün, 9 yıldır arada fark. O 9 yıl boyunca Kürdistan'ı geçen Büyük Selçuklu Sultanı önderliğindeki Türkler Konya'yı başkent yaparak Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurarlar. Ve ondan sonra yüzleri hep batıya doğrudur. İşte biliyorsunuz 1299 Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş tarihidir. Ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş tarihinden bir süre sonra Balkanların işgali var. Türkiye tarafından, o zaman Osmanlı tarafından. Ve 1453'te Bizans İmparatorluğu'na son veren bir Osmanlı hamlesi var. Kısacası 1071'den Türkiye'nin ilk Anadolu'ya girişinde 1500'lü yıllara kadar Türklerin esas yürüyüşü, fetihleri batıya doğrudur, Avrupa'ya doğrudur. Ve bu sırada da yani o 500 yıl içerisinde de Türk-Kürt ilişkilerinde herhangi bir sorun yoktur. Çünkü Bizans'a karşı biraz daha o zaman biliyorsunuz Orta Çağ dönemi ve o yıllarda din eksenli çatışmalar boyutta Müslüman, Türk-Kürtler ağırlıklı Müslüman, tabii bunlar Alevi Kürtleri bunların dışında bir taraf söylüyorum.
ve şeyler de ve Yezidi Kürtler ve şeyler de Türkler de tabii ağırlıklı Müslümanlığı kabul ederek Anadolu'ya girmişler ve dolayısıyla Bizans'a karşı işte bir din savaşları şeklinde ortaklıkları var. Ama Avrupa işlerine kadar ilerleyen Osmanlı İmparatorluğu, kapitalizmin de 1500'lü yıllardan itibaren gelişmesiyle Avrupa'daki fetih hareketlerinde zorlanmaya başlar. O zaman da İran'ın nüfuzu Orta Anadolu'ya kadar gelişmiştir. Yavuz Sultan Selim döneminde, ki Osmanlı'da bu yükselme dönemi denir buna, tıkanma başlar. Yani Avrupa'ya doğru fetihlerde bir tıkanma başlar ve yüzünü Yavuz Sultan Selim, Osmanlı İmparatorluğunu güvenceye almak için yüzünü tekrar doğuya çevirir. Ve ilk defa tabii karşısında Kürtler vardır. Eğer Orta Doğu'ya girilecekse yeniden, Kafkasya'ya girilecekse, hatta Orta Doğu üzerinden Kuzey Afrika'ya kadar fetih hareketleri yapmak için önce Kürt beyleriyle anlaşmayı esas alır. Bakın dikkat ederseniz çatışma yok. Hep uzlaşma temelinde bir yakınlaşma var. Yavuz Sultan Selim İdris Bitlisi aracılığıyla işte Kürt o zaman 23 kilolere Kürt beyi var. Kürt beyliği var. Aman arkadaşlarım bunu daha iyi anlaması için söyleyeyim. Mesela nasıl şu anda Almanya'nın eski tarihine giderseniz Bismarck'tan önce her yerde derebeylikler vardır. Alman derebeylikler işte bugün Burg diyoruz, kaleler. Burg'dan duran Bülentçe'ye kadar, Hamburg'a kadar hep Burg geçer, kaleler. O kalelerin öncülüğünde derebeylikler varsa Kürdistan'da da böyle 23 tane ayrı devletçik veya Kürt beylikleri var. Yavuz Sultan Selim bunlara savaşı göze almaz. İdris Bitlisi aracıyla bunlara haber gönderir. Der ki biz çatışma yerine uzlaşalım, zaten ikimiz de Müslüman atlarız. Bir tek bu uzlaşmadan Alevi Kürtler çok büyük zarar görür. Çünkü o zaman hani din faktöründe Sünni Kürtlere bu çağrı yapar. Ve sonuçta uzatmayayım, Sünni Kürtlerle Yavuz Sultan Selim şöyle bir anlaşmaya varır. Kürtlerin otonomileri yani kendilerini yönetmeleri kabul edilir. Sadece Osmanlı İmparatorluğu'na savaş zamanında asker vereceklerdir ve yılda bir kere de artık o vergiler de belirlenmiyor. Kendilerinin belirlediği bir vergi verilecektir. Yani neredeyse bağımsızlığa yakın bir statüye kavuşurlar Osmanlı İmparatorluğu için. Ve bu statü 300 yıl kadar devam eder. Az bir süre değil. 300 yıl Kürdistan İşte Hakkari Beyliği, Botan Beyliği, işte Bitlis Beyliği, bugünkü Güney Kürdistan'da işte yani Baban Beyliği, Behdinan Beyliği ve gibi 23 tane Kürt Beyliği olarak devam eder. Fakat 1800'lü yıllardan itibaren Osmanlı İmparatorluğu hasta adam denen yavaş yavaş çöküşe doğru gitmektedir. İşte bu yıllarda Osmanlı İmparatorluğu kurtarma adına merkezileşme yönünde karar verilir. Merkezileşme yönünde. Yani önce Kürdistan'ın özelliğini tanımadıklarını ilan ederler. Kürt beyliklerini teker teker fethedeceklerdir. 1806'dan başlayarak Kürt isyanları buna karşı olur. Ve neredeyse 19. yüzyıl, yani 1806 yılından ta 1900 yıllara kadar Kürdistan savaş içinde adeta kan revan içinde kalır. Kürtler neyi kabul etmez? Bakın, çıkaracağım sonuç şudur bu 1000 yıllık tarihte. Ne zaman ki Kürtlerle Türkler birbirlerinin haklarına riayet ediyorlarsa uzlaşma içindedirler. Ama ne zaman ki bir taraf diğerinin kendini yönetme hakkını görmediği zaman, ki bu genellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun Kürt beyliklerini tanımaması anlamında oluyor, ondan sonra çatışma başlamış. Ve bugün Kürt sorunu dediğimiz sorun, işte 200 yıldır gelen bir sorun, derinliği olan bir sorun. Yoksa sadece bugün, eğer bugünkü olayları ve gelişmeleri sadece değerlendirirsek,
Kürt sorununun derinliğini kavramamış oluyoruz. Bunun için sabırlarınıza sığınarak devam edeceğim. Bu önemli bir tarihi sonuçtur. Bugün dahi Kürt sorunun çözümü konusunda eğer biz ilerleyeceksek bu bin yıllık geriye bakıp tarihten dersler çıkararak ilerleyebiliriz. Şimdi daha sonra biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı, esas Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkımına götüren Birinci Dünya Savaşı başladığında Osmanlı İmparatorluğu yönetiminde İttihat Terakki adında bir hareket vardır. Bir siyasi hareket. Aslında İttihat Terakki'nin ilk doğuşu Osmanlı İmparatorluğu'nun birliğini koruma anlamında, çünkü biliyorsunuz 1789'dan itibaren Fransa İhtilali ile birlikte, hatta da Versailles Anlaşması'na geri gidebilir 1648'lere ulus devletlerin kuruluş sürecidir Avrupa'da. Ve giderek ulus devletler Avrupa'ya hakim olduktan sonra da imparatorlukların artık sona erme süreçleri hızlanır ve Osmanlı İmparatorluğu da bundan nasibini alır. İşte İttihat Terakkiciler, o zaman genç Jön Türkler diyorlar kendilerine, batıdan etkilenerek artık milliyetçi bir hareket çerçevesinde diğer halkları da Osmanlı İmparatorluğu çerçevesinde tutabilmek, Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasını önlemek için onlarla iyi ilişkiler geliştirdiler aslında. Mesela Ermeni Taşnak hareketiyle, işte Kürt hareketleriyle, Çerkez hareketleriyle, Balkan hareketleriyle iyi ilişkiler geliştirdiler. İttihat Terakki neden çok iyi kavramamız lazım? Çünkü İttihat Terakki kavrayamazsak bugünkü AKP'yi kavrayamayız. Onun için İttihat Terakki'ye değinmek zorundayız. İttihat Terakki önce Hristiyan-Müslüman ayrımı yapmadan bütün Osmanlı halklarını kucaklamaya çalışır. Ancak Balkan halklarının özellikle Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılmak kararlarından sonra İttihat Terakki strateji değiştirir. Bu sebep İslamcılık ideolojisine sarılır. Nasıl olsa da Balkan halkları, Hristiyan halkları olarak işte Yunan halkı, Sırp halkları vesaire, Bulgar halkları artık Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde değiller. O zaman biz İslamcılık ideolojisini öne çıkararak Arap halkı, Türk halkı, Kürt halkı, Çerkez halkı, neyse Müslüman halkları bir arada ancak İslam ideolojisiyle tutabiliriz. Anlayışına geliyorlar. Fakat bir süre sonra İngilizlerin tabii Orta Doğu'ya o dönem müdahalesinden sonra İngiliz Fransızların özellikle İngilizlerin Araplarla işbirliği yapmasından sonra Arap halkları da Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılma yönünde bir stratejiyi güdünce bakıyorlar İslamcı ideoloji de artık Osmanlı İmparatorluğu'nun birliğini veya ayakta kalmasını tutmayacak. O zaman ne yapalım diyorlar? Türkçülük ideolojisine sahip. Bakın neredeyse 20-30 yıl içerisinde ideolojik olarak Osmanlıcılıktan İslamcılığa, oradan Türkçülüğe kayan bir İttihat Terakki hareketi. Şimdi bu İttihat Terakki hareketi biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'nın ateşleri içerisinde o zaman Sayın Avukat'ın da anlatırken belki Ermeni soykırımından bahsetti. Aslında Ermeni soykırımına karar verildiği zaman İttihat Terakki o zamanki Alman devletiyle de çok yakın ilişkileri var ve Alman devletinin de o zamanki soykırımına karşı Osmanlı İmparatorluğu'nda Ertalat Paşaların, Cemal Paşaların yaptığı soykırıma karşı İttihat Terakki öncülüğünde gerçekten bu soru sessiz kalmalarıdır günahları o dönem. Sessiz kalmışlardır. Yani zaten bu Almanya parlamentosu soykırımı kabul ederken Türkiye'de biliyorsunuz kıyametler koptu. O zaman Alman devleti yöneticileri ister istemez şunu dediler. Yani bakın biz kendi tarihimize yüzleşiyoruz. İşte Ermeni soykırımındaki en azındaki tavrımızı, o suskun tavrımızı dile getiriyoruz. Biz kendi tarihimize yüzleşiyoruz. Siz de kendi tarihinizle yüzleşmeniz lazım dediler. O dönemde tabii Süryani soykırımı oldu. Rum Pontusların soykırımları gerçekleşti. Ve Kürtlerin büyük katliamları da oldu. Birinci Dünya Savaşı sırasında. 1918 yılında Osmanlı İmparatorluğu yoktu. Ondan sonra Mustafa Kemal aslında kalan Anadolu'yu hiç olmazsa bir devlet kurmak için kurtarmak isterken tarihten
ders çıkararak başladı aslında. Baktı ki Kürtlerle ittifak yapamayınca nasıl tarihte Alparslanlar Kürtlerle ittifak yaparak ilerleyebildiyse ya da Yavuz Sultan Selim o dönem her ne kadar ezdi ve Alevi Kürtlere yönelik büyük katliamlar gerçekleştirmiş olsa bile Kürdistan'da Sünni Kürtlerle yaptığı ittifaklarla ancak Kafkasya'nın, Orta Doğu'nun ve hatta Kuzey Afrika'nın yolunu, fetih yollarını açabilmişse diyordu ki biz de yeni bir Kürtlerle yeni bir ittifakı tazeleyerek adeta Yavuz'dan 500 yıl sonra biz ancak Anadolu'daki hiç olmazsa bu dar toprağı Türkiye Kürtlerle ittifak yaparak kurtarabilir anlaşıldı. Ve biliyorsunuz onun için ben onlara çok detaylarına girmeyeceğim. 1919'da Samsun'a çıkış, oradan Erzurum-Sivas Kongreleri ve Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş 1920. Mustafa Kemal'ın tarzı şudur. Hiçbir halkın kimliğini reddetmeden, bütün farklılıkları tanıyarak birlikte, eşitlik halinde anasını İslamiyet gördü. İslam unsurlarıyla Anadolu'da bu işgale karşı direnmek ve Anadolu'da yeni bir devlet ortaya çıkardı. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkıldığında artık emindiler. Şimdi bu tarih içerisinde mesela 1921 Anayasası var. Çok önemlidir. Bugünkü Sayın Öcalan derdi ki bu görüşmeler sürecinde biz 1921 Anayasası'nı güncelleştirirsek bugünkü Kürt sorununa Türkiye'de çözüm bulabiliriz. Neydi 1921 Anayasası'nın özü? Orada bir sefer etnisiteye hiç vurgu yoktu. Türkiye halkı kavramı var.